Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Passive Präsens mit Modalverben konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde modal fiillerden können'le devam ediyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, passive präsense baktığımızda bunu daha önceden de görmüştük. Ne anlama geliyordu? Edilgenlik anlamında kullanılıyordu, öyle değil mi? Präsens de geniş zaman. Demek ki geniş zamandaki edilgenlik olarak ele alıyorduk bunu. Modal fiillerden daha önceden neyi görmüştük? Müssen'i görmüştük. Bu seride können ile devam ediyoruz. Können ne demekti arkadaşlar? Yapabilmek, edebilmek anlamına gelen bir modal fiildi bu. Öyle değil mi? Şimdi ilk örneğe baktığımızda ne diyoruz? Du kannst die alten Zeitungen wegwerfen cümlesini görüyoruz. Şimdi die alten Zeitungen eski gazeteleri ne yapabilirsin diyor? Atabilirsin. Wegwerfen demek ki atmak anlamına geliyor. Sen eski gazeteleri atabilirsin. Şimdi bu gayet olağan bir cümle. Öyle değil mi arkadaşlar? Modal fiilimiz olması gereken yerde, asıl fiilimiz nerede? Cümlenin sonunda ve mastar halde karşımıza çıkıyor. Şimdi biz bu yapıyı arkadaşlar passive präsens formuna dönüştürecek olursak ne yapacağız arkadaşlar? Bir defa ne yapıyoruz? Können'i işin içerisine katıyoruz ve du buradaki özneyi yok sayıyoruz. Çünkü buna gerek yok. Hani dilersek kullanabiliriz ama edilgenlik neydi arkadaşlar? O özneyi kullanmadan da yapabilmekti, öyle değil mi? Die alten Zeitungen, bakın bu yapıyı buraya taşıdım. Die alten Zeitungen können weggeworfen werden. Yani cümle ne diyor bize arkadaşlar? Eski gazeteler atılabilir anlamına geliyor, değil mi? Şimdi wegwerfen'e baktığımızda atmak. Şimdi ben bunu Partizip 2 olarak, yani bir nevi perfect yapar gibi ele alacak olursam ne olacak bu? Weggeworfen olacak, değil mi? Ich habe weggeworfen deseydim ne diyecektim? Ben attım, değil mi? Ich habe die Zeitungen weggeworfen söz gelimi. Eski gazeteleri attım. Şimdi weggeworfen werden ne oluyordu arkadaşlar? Werden yardımcı fiiliyle ben edilgen, yani pasif yapmış oluyordum bunu. Şimdi işin içerisine ne yapıyorum? Können modal fiilini de kattığımda können weggeworfen werden şekline bürünüyor. Dolayısıyla başa da ne getiriyorum? Die alten Zeitungen. Bu durumda die alten Zeitungen können weggeworfen werden denildiğinde eski gazeteler atılabilir anlamı doğuyor. Değil mi? Güzel Türkçedeki karşılığı bu oluyor. İkinci örneğe bakalım dilerseniz. Ne diyor? Mario kann die Fenster am Wochenende putzen. Gayet anlaşılır bir cümle. Das Fenster, pencere. Çoğulu neydi? Die Fenster. Mario bir erkek ismi. Mario am Wochenende hafta sonu ne yapabilir? Putzen ne demekti arkadaşlar? Temizlemek demekti. Mario pencereleri hafta sonu temizleyebilir. Şimdi biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki Mario öznesini yok sayacağız. Dolayısıyla putzen'e bakacağız. Putzen ne olacak arkadaşlar? Geputzt, hatırlayın değil mi? Partizip 2, yani perfect yaptığımda ne yapıyorum? Geputzt diyorum. Yardımcı fiil neydi? Werden, pasiften bahsediyoruz. Werden değil mi? Geputzt werden. Ne yapıyorum? Können'i de işin içerisine katıyorum. Bu durumda die Fenster können am Wochenende geputzt werden. Yani ne diyor? Pencereler hafta sonu temizlenebilir. Değil mi? Demiş oluyorum. Ve burada Mario demeye gerek kalmıyor. Bu durumda ne yapmış olacağım arkadaşlar? Die Fenster yapısını başa getireceğim ve die Fenster können am Wochenende geputzt werden denildiğinde demek ki pencereler hafta sonu temizlenebilir demiş oluyorum. Üçüncü örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Fiona kann inzwischen den Tisch decken. Öncelikle cümleyi analiz edelim. Fiona bir kadın ismi. Inzwischen bu arada. Den Tisch decken bunu bir kalıp olarak algılamakta, anlamakta fayda var. Der Tisch masa ya da sofra. Den Tisch decken masayı kurmak anlamında arkadaşlar. Cümle ne diyor bize? Fiona bu arada masayı kurabilir
demiş oluyor. Şimdi biz bunu edilgen hale getireceğiz. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Fiona öznesini kaldıracağız ve diyeceğiz ki den tisch decken akkusativti. Dolayısıyla cümlenin başına geldiğinde ne olacak arkadaşlar? Bu der tisch olacak. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Sofra kurulabilir. Bu durumda ne diyeceğim? Der tisch kann inzwischen gedeckt werden. Demek ki decken ne olacak arkadaşlar? Gedeckt ve yardımcı fiil werden'den destek alıyoruz. Bu durumda ne diyeceğiz? Der Tisch kann inzwischen gedeckt werden. Yani güzel Türkçedeki karşılığı sofra bu arada kurulabilir demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Du kannst die alten Zeitungen wegwerfen. Demek ki bu cümle ne demekmiş arkadaşlar? Sen eski gazeteleri atabilirsin. Wegwerfen eylemine baktığımızda ne olacak bu arkadaşlar? Weggeworfen werden olarak pasif, yani edilgen hale bürünecek. Ve ne yapıyorum demek ki burada? Özneyi yok sayıyorum. Die alten Zeitungen können weggeworfen werden. Yani eski gazeteler atılabilir anlamı doğmuş oluyor ve ne yapıyorum arkadaşlar? Burada können modal fiilini işin içerisine katıyorum ve diyorum ki arzu edersiniz değil mi? Atabilirsiniz eski gazeteleri değil mi? Bu inisiyatifi karşımdaki insana tanıyorum ve diyorum ki arzu ederseniz atılabilir dediğimde demek ki bunun karşılığı demek ki Almanca'da die alten Zeitungen können weggeworfen werden. İkinci örneğe baktığımızda Mario kann die Fenster am Wochenende putzen. Yani Mario pencereleri hafta sonu temizleyebilir. Ne yapacağım ben burada arkadaşlar? Mario öznesini yok sayacağım. Pencereler hafta sonu temizlenebilir dediğimde die Fenster können am Wochenende geputzt werden dediğimde demek ki ne yapıyorum? Edilgen hale getirmiş oluyorum ve putzen geputzt werden olarak ele alınırken modal fiil können de işin içerisine değil mi girmiş oluyor ve die Fenster können am Wochenende geputzt werden demiş oluyorum. Üçüncü örnekte Fiona kann inzwischen den Tisch decken. Fiona bu arada ne yapabilir? Sofrayı kurabilir. Şimdi ne yapacağım ben bunu? Sofra kurulabilir diyecek olursam Fiona öznesini yok sayacağım. Bu durumda der Tisch kann inzwischen gedeckt werden dediğimde demek ki ne demiş oluyoruz güzel Türkçe'de? Sofra bu arada kurulabilir demiş oluyorum. Dilerseniz şimdi de arkadaşlar bu görmüş olduğumuz yapıları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Du kannst die alten Zeitungen wegwerfen. Du kannst die alten Zeitungen wegwerfen. Die alten Zeitungen können weggeworfen werden. Die alten Zeitungen können weggeworfen werden. Mario kann die Fenster am Wochenende putzen. Mario kann die Fenster am Wochenende putzen. Die Fenster können am Wochenende geputzt werden. Die Fenster können am Wochenende geputzt werden. Fiona kann inzwischen den Tisch decken. Fiona kann inzwischen den Tisch decken. Der Tisch kann inzwischen gedeckt werden. Der Tisch kann inzwischen gedeckt werden. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Ihr könnt in Neapel die beste Pizza essen. Gayet anlaşılır bir cümle öyle değil mi? Neapel, Napoli demek arkadaşlar. Die beste Pizza, en iyi pizzayı nerede yiyebilirsiniz diyor arkadaşlar. Napoli'de yiyebilirsiniz diyor değil mi? Ihr könnt bakın burada gayet olağan bir cümle. Şimdi biz bunu edilgen hale getirdiğimizde diyeceğiz ki Napoli'de en iyi pizza yenir diyeceğiz. Bir genelleme yapacağız ve edilgen forma sokacağız. Yani pasif prezens yapacağız ve bunu yaparken de können'den destek alacağız. Ne yapıyoruz şimdi arkadaşlar? Ihr könnt in Neapel die beste Pizza essen cümlesinde essen ne olacak? Gegessen werden formuna bürünecek. Çünkü ne olacak? Pasif prezens değil mi? Ve können de işin içerisine kattığımızda buradaki ihr artık bununla işimiz yok. Dolayısıyla in Neapel kann die beste Pizza gegessen werden denildiğinde Napoli'de en iyi pizza yenebilir demiş oluyoruz arkadaşlar. Beşinci örneğe baktığımızda das kleine Kind schaltet den Laptop ein
Einschalten ayrılabilir fiili ne demekti arkadaşlar bu? Açmak anlamında değil mi? Dolayısıyla das kleine Kind schaltet den Laptop ein. Biz tabi bunu können formuna sokacak olursak, isterseniz bunu beraber yazalım. Ne diyeceğiz arkadaşlar können formunda? Das kleine Kind diyeceğim. Değil mi? Das kleine Kind ne yapacağım? Tekil olduğundan dolayı kann den Laptop einschalten diyeceğim. Değil mi? Dolayısıyla bakın burada benim dikkat etmem gereken şey şu. Buradaki einschalten arkadaşlar eingeschaltet werden formunda bürünecek. Bu durumda der Laptop kann eingeschaltet werden dediğimde laptop açılabilinir demiş oluyoruz değil mi? Demek ki das kleine Kind schaltet den Laptop ein. Küçük çocuk ne yapıyor? Laptopu açıyor. Açabiliyor dediğimizde das kleine Kind kann den Laptop einschalten demiş oluyoruz. Ancak bunu edilgen yaptığımızda, yani burada bu sefer ne yapacağım? Das kleine Kind öznesini kaldıracağım. Der Laptop kann eingeschaltet werden. Yani laptop açılabilinir demiş oluyorum. Ve son örneğe baktığımızda arkadaşlar der Mieter kann die Wohnung renovieren cümlesini görüyoruz. Kiracı daireyi ne yapabilir? Restore edebilir diyor cümlemiz. Şimdi burada kiracı kelimesini, öznesini kaldırdığımızda, yani der Mieter kaldırdığımızda, bu arada der Vermieter ne demekti arkadaşlar? Bu karıştırılabiliyor. Mal sahibi diyelim ya da ev sahibi diyelim. Der Vermieter, ancak kiracı der Mieter demek. Bu ufak nüansı kaçırmayalım. Demek ki der Vermieter kiraya veren, değil mi? Mal sahibi, ev sahibi. Der Mieter kiracı anlamında. Kiracı ne yapabilir? Daireyi restore edebilir dediğimizde der Mieter kann die Wohnung renovieren. Kiracı der Mieter kelimesini, öznesini kaldırdığımızda die Wohnung kann renoviert werden denildiğinde ne yapmış oluyoruz? Edilgen yapıyoruz ve renovieren ne olmuş arkadaşlar? Renoviert olarak, değil mi? Renoviert werden olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla daire restore edilebilinir dediğimizde die Wohnung kann renoviert werden demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Ne diyordu dördüncü örneğimiz? Ihr könnt in Neapel die beste Pizza essen. Evet, Napoli'ye gidenler var mıdır bilmiyorum aramızda ama değil mi? Napoli'de en iyi pizza yeniliyor. Dolayısıyla bakın burada könnt, değil mi? Burada bir alternatif sunulmuş. Deniliyor ki en iyi pizza ne yapılabilir? Pizza nerede yenilebilir? Napoli'de. Dolayısıyla şimdi biz bunu genelleme yapacak olursak essen ne olacak? Gegessen werden olarak karşımıza çıkacak. Bu durumda ihr öznesinden kurtuluyorum ve in Neapel ile cümleyi başlatıyorum. In Neapel kann die beste Pizza gegessen werden demiş oluyorum. Beşinci örnekte das kleine Kind schaltet den Laptop ein. Tabi burada können'i ihmal etmişim. Können'i sonradan işin içerisine kattım değil mi? Das kleine Kind kann den Laptop einschalten. Küçük çocuk ne yapabilir? Laptopu açabiliyor, yapabiliyor değil mi? Şimdi biz bunu laptop açılabilir ya da laptop açılabilir diyecek olursam der Laptop kann eingeschaltet werden dediğimde, demek ki einschalten, eingeschaltet werden formuna büründüğünde ne oluyor? Passiv Präsens, yani edilgen, değil mi? Geniş zamandaki edilgen formuna kavuşmuş oluyor. Ve son örneğe baktığımızda der Mieter kann die Wohnung renovieren. Kiracı daireyi restore edebilir, değil mi? Burada da gene bir inisiyatif var. Arzu ederse ne yapabilir? Daireyi restore edebilir. Genelleme yaptığımızda ya da bir ne diyelim, buna bir edilgenlik kattığımızda artık der Mieter demeye gerek kalmıyor. Ve ne yapıyorum? Die Wohnung kann renoviert werden. Daire restore edilebilir demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım.
Ihr könnt in Neapel die beste Pizza essen. Ihr könnt in Neapel die beste Pizza essen. In Neapel kann die beste Pizza gegessen werden. In Neapel kann die beste Pizza gegessen werden. Das kleine Kind schaltet den Laptop ein. Das kleine Kind schaltet den Laptop ein. Das kleine Kind kann den Laptop einschalten. Das kleine Kind kann den Laptop einschalten. Der Laptop kann eingeschaltet werden. Der Laptop kann eingeschaltet werden. Der Mieter kann die Wohnung renovieren. Der Mieter kann die Wohnung renovieren. Die Wohnung kann renoviert werden. Die Wohnung kann renoviert werden. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde pasif präsens mit können konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.